Peri Masalları. Gerçek Anne Kim? Bu olay evvel zaman içinde Hindistan'da bir yerde olmuş. Bir anne erkek bebeğiyle birlikte uzaktaki bir köye yolculuk etmek zorunda kalmış. Bu nedenle güzel bir ormandan geçmek zorunda kalmış. Anne bebeği kuşların şarkılarını duymaktan memnun olduğu için mutluymuş. Etrafında uçan kelebeklerle oynamaya çalışırken gülüyormuş. Ve annesinin tutması için topladığı çiçeklerin kokusunu çok sevmişe benziyormuş. Anne bir göle gelene dek uzun süre yürümüş. Gölün suları mavi ve ışıl ışılmış. O kadar serin ve ferahlatıcı görünüyormuş ki anne kısa süreliğine yüzmeye karar vermiş. Bebeğini kıyıdaki yumuşak çimen öbeğinin üzerine bırakmış. Kısa bir süre yüzmek için suya girmiş. Anne bir ses duyduğunda suda yıkanıyormuş. Sen sudan çıkana kadar bebeğinle oynamamın bir sakıncası var mı canım? Anne bebeğine şefkatle bakan başka bir genç kadın görmüş. Gülümsemiş. Tabii ki onunla oynayabilirsin. Ne kadar tatlı. Ne kadar güzel bir bebek. Cici bebek. Artık ben buradayım. Endişelenme. İstediğin kadar banyo yapabilirsin. Bebeğinin gülüp oynadığını duyan anne rahatlamış ve biraz daha yüzmeye karar vermiş. Onları neden koymuyorum? Bebeğim, dur! Onu nereye götürüyorsun? Dur! Anne aceleyle sudan çıkmış. Kadının arkasından koşmuş. Onu yakaladığında... Dur bir dakika, çocuğumu nereye götürüyorsun? Senin çocuğun mu? Bu benim bebeğim. Yani bizden uzak dur. Bu ne cüret? Bebeğimi bana geri ver. Hırsız! Bebek hırsızı! Bebeğimi kaçırıyorlar. Çocuğumu rahat bırak. Ormandaki kabilede yaşayan birkaç kişi oradan geçiyormuş. Tartışmayı duymuşlar ve oraya gitmişler. Burada neler oluyor? Yardım edin lütfen, lütfen yardım edin. Bebeğimi alıyor lütfen, yardım edin lütfen. O yalan söylüyor. Bu benim çocuğum. Bebeğimi benden almaya çalışan o. Lütfen onun yalanlarını dinlemeyin. Lütfen dinlemeyin. İnsanlar şaşkın bir şekilde birbirine bakmış. İki kadından hangisinin doğru, hangisinin yalan söylediğini anlayamamışlar. Sonunda biri öne doğru çıkmış. Bu sorunu çözmenin tek bir yolu var. Sizi şefimize götürmeliyiz. Neden? Anlamıyorum. Size bu bebeğin benim olduğunu söylüyorum. Neden beni dinlemiyorsunuz? Ah! Hepiniz bebek hırsızısınız, öyle değil mi? Biz hırsız değiliz ama ikinizden birinizin olduğu kesin. Ve burası bizim ormanımız. Yani bu sorun çözülene kadar ikinizi de bırakamayız. Şimdi bizimle gelin. Adamlar kadınları ormandaki patikalardan yürütmüşler ve tuhaf bir mağaraya getirmişler. Ve muhafızlarla tuhaf bir dilde konuşmuşlar. Karanlık mağaraya girmişler. Hiçbir şey görememişler. Ta ki karanlığın içinde tıpkı bir hayalet gibi önlerinde duran şefle karşılaşana dek. Hırbinaka kaliçin balakavan. Uka, hanginiz bebeğin annesisiniz? Benim. Benim. Şula. Evet, orman dünyasında güçlü olan kazanır. Bebek burada. Biriniz bebeğin bacaklarından tutacak, diğeri ise başından ve ikiniz de çekeceksiniz.
Bakalım hanginiz daha güçlüsünüz? İki kadın da çocuğun yanında diz çökmüş. Bebek gerçek annesine bakmış ve gülümsemiş. Ona doğru uzanmış ve küçük elleriyle parmağını tutmuş. Anne ağlamış ve yumuşak bir şekilde başını okşamış. Aniden davul sesleri duyulmuş. Ve yarışma şimdi başlasın. Cadı bunu duyar duymaz bebeğin bacaklarından o kadar sert çekmiş ki, bu arada gerçek annesi oğluna sadece şefkatle bakıyormuş. Bacaklarından çekilince bebek ağlamaya başlamış. Gerçek annesi dehşete düşmüş. Dur, dur. Pes ediyorum. Bu yarışmaya dahil olmak istemiyorum. Lütfen dur. Ben kazandım, ben kazandım. Bu bebek benim bebeğim. Çocuğu gerçek annesine iade et. Ama ben kazandım. Hayır, kazanmadın. Sadece bir hırsız olduğunu gösterdin ve onun gerçek annesi bu kadın. Oh, ama haksızlık ediyorsunuz. Ormanda güçlü olanın kazandığını söylemiştiniz ve çocuğu kendime doğru çektim. Evet, güçlü olan kazanır demiştim. Ama annelik gücünü kastetmiştim. Çocuğunun acı çekmesini önleyebilmek için ondan vazgeçmeyi bile göze aldı. Sadece gerçek anneler böyle fedakarlıklar yapabilir. Bu çocuk sizin hanımefendi. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Kim olduğunu biliyorum. Seni bir daha ormanımızda görürsem... Peki, Van Rush, peki. Bir gün senden daha iyi olmayı başaracağım. Bir gün. Cadının ormana dönüp dönmediğini bilmiyoruz. Ama şurası kesin. Dönmüş olsa dahi, hiçbir zaman güç kullanarak bir annenin karşılıksız sevgisine üstünlük sağlayamamıştır.